Şaban Bey, buyurun, şöyle oturun. Buyurayım, değil mi? Evet. Bayağı güzel yermiş. Hoş geldin Ringo abi. Buyur, demli çayın hazır abicim. Sen kimsin lan? Ben de bu mahallenin Ringo'suyum, ufak Ringo. Müsaadenle kahvende ayakçıyım abicim. Aferin, işine devam et. Sağ ol. Bu kahve benim değil mi? He? Tabii, kahve de senin. Aslında bütün mahalle de senin sayılır. Bizi sen kurtardın Recep belasından. Kovboylar kurtarır, kötüleri temizler. Yaşa be Şaban abi, aslan abim benim. Şimdi başımızda daha büyük bir bela var. Onlara ancak sen karşı koyabilirsin. Seni muhtar yapmak istiyoruz. Son umudumuz sensin Şaban. Kurtar bizi. Allah gönderdi seni. Yo, telgraf. Tele alınca atladım posta arabasına, yani otobüse geldim. Muhtarlığı kabul ediyorsun değil mi oğlum? Bu muhtar dediğiniz şerif gibi bir şey mi? İşte öyle bir şey. Kabul, muhtar olacağım. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya, ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Okul! Okul! Yol! Yol! Tapu! Bırakın onu, beni dinleyin! Ve de şunu unutmayın, atasözüdür. Oylarınız damlaya damlaya... Dağdan kestim kereste. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. O kadar. Halk Şaban'a tapıyor. Ölün dese ölürler. Herkes ondan yana. Yani sana göre muhtarlık seçimini kazanması kesin. %100. Kazanırsa da başımıza bela olacak. Nasıl? Bütün halk arkasında. Devletle de ilişkilerini kurunca ne vaatler ediyor. Yol, okul, tapu. Halt etmiş. Orası benim. Kendini ne zannediyor? Kahraman mı? Öyle. Ne yani? Tam bir halk kahramanı. Hayır, tam baş belası. Şuna milyarlık düşlerinizin sonu desenize. Evet. Sonum olabilir. Şakası yok. Bu kadar telaşa gerek yok. Halk isteyebilir Şaban'ı. Oylarını da ona verebilir ama... seçim her zaman halkın oylarıyla kazanılmaz ki. Neyle kazanılır? Akıl, zeka ve para. Yani... nasıl? Oy sandıklarını değiştirebilirsek... Yapabilir misin bunu? Tabii. Oy çalmak çirkin bir şey değil mi baba? Politika bu kızım. Politikada güzel çirkin diye bir şey yok. Sadece kazanmak vardır. Kazanan da daima bizler oluruz. Bu seçim mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Ne yerden kırıyorsun lan? Tuh! Allah'ın cezası pis muhalefet. Bütün
Bütün mahalle oyunu kullandı mı? Kullandı. Liste tamam. Güzel. Sandığı odaya kilitle. Peki. Şaban abi! Şaban yavaş abi! Yavaş ol oğlum, peşinde apaçiler mi var? Hayır abi, oy sandığını çaldılar. Rumeli sandığını denize dökecekler. Ha? Haydutlar! Ringo şimdi işi halleder. Durun lan, ne yapıyorsunuz? Ha? Atlayın suya, çıkarın çuvalı. Yapma be abi. Atlayın dedim. Aman abi yapma, kış günü, su buz gibi buz! O halde son duanızı edin! Atlayın lan! Çabuk olun, getirin çuvalı, bozuluyor mu? Sallanmayın! Tamam abi! Şimdi mahalle muhtarlığının bir nolu emri. Sabaha kadar denizin içinde nöbettesiniz. Ne nöbeti abi? Zatürre nöbeti. Gülme lan! Yapma be Şaban abi! Atlayın lan! Gece yarısı gelip kontrol edeceğim. Denizin içinde bulmazsam... Kızılderili gibi kafa derinizi yüzeceğim. O kadar! Doluyorum. Koş lan çuvalı getir. Şaban, Şaban, 2999. Şaban, 3000. Şimdi sonuçları açıklıyorum. Muhtar adaylarından Şabanoğlu Şaban 3000 oy. Eski muhtar Yaşar Şerefli Koç 1 oy. Susun! Susun! Sus! O oyu da kendisi vermiştir zaten. Neticeye göre Şaban muhtarımız oldu. Çuvalın içinden birkaç tane izmaritle bir de lüfer çıktı. Dur bakayım. İzmaritleri tava yapın yiyelim. Bu lüferi de muhtar Yaşar artık münasip bir yerine... al al. Olmaz, olamaz, itiraz ediyorum. Arkadaşlar! Seçime itiraz var, ne diyorsunuz? Bir, iki, üç! Bizim şey, dal dal dal! Cimdal cimdal dal! Yaşar! Yaşar! Al al! Görürsünüz siz, ben göstereceğim size! Anam da böyle diyordu! Muhtar Şaban'a kul oldu! Şaban, 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 Şaban! Görürsünüz siz, gösteririm size! Sana! Bir çuval incini berbat ettin! Ah herif! Ama beyefendi, kabahat... Kabahat seni adamdan sayanda! Defol gözüm görmesin, hadi! Defol! Defol dedim sana! Defol! Sümsük herif! Peki, ne olacak şimdi? Bütün umudumuz, milyonlarımız bağlandı kaldı! Tamam, anladık be! Bir çaresine bakarız! Her şeyin bir çaresi vardır! Sen de orada nispet yapar gibi sırıtıp durma! Bak! Ne yapacağız biliyor musun? Şöyle görkemli bir davet verelim. Şaban olacak belaya da bir davetiye. Geldi mi köşke? Geldi diyelim. Ha, hele bir gelsin, ondan sonrasını bana bırak! Bir izzet,
bir ikram kendisine. 2-3 viski, biraz pof pof, yağcılığın daniskası. Sen şusun, sen böylesin falan, gözünü boyadık mı? Soktuk mu bu odaya, attık mı önüne paraları? Şöyle birkaç yüz bin. Cimriliği bırak be. Herif hem muhtar hem dayı. 1 milyon, 2 milyon icabında. Paranın açamayacağı kapı yoktur, tamam mı? Ha? Desene büyük halk kahramanı. Açık arttırmada. Şahsınız adına vereceğimiz davete onur vermenizi rica ederim. Muhteşem halka kul. Soyadı biraz şüpheli. O biçime benziyor. Allah'a şükürler olsun. Muhteşem efendi bükemediği eli öpüyor. Abimizi ziyafet için şöyle bir güzel süsleriz. Evet, çok yakışıklı ve de cazip olmam lazım. Abi böyle oluyor. Ya, sonra Kızılderililer karşımda... kemendimi bir salladım. Salladım. Ben hep sallarım zaten. Bir attım, 15'ini birden yakaladım. Ne sert pazılarınız var. Ellenince sertleşen başka yerlerimiz de var. Davetimize şeref vermekle bizi ihya ettiniz. Nasıl, keyfinizden memnun musunuz? Çok. Lafımı kesme. Tam Kızılderilileri yakalayıp... Anlıyorum da sizinle özel bir şey görüşmek istiyordum. 5 dakika yazıhaneme geçebilir miyiz acaba? Olabilir. Özel bir şey görüşecekmiş. Sonra Kızılderililere devam ederim. Sert yerlerimi de gösteririm. 2 milyonluk şu küçük hediyeyi kabul eder misiniz Şaban Bey? Neye karşılık? Dostluk ve... Ve ne? Mahalledeki bütün çıkarlarımızı korumak karşılığı. Bütün gecekondular yıkılacak. Yerine böyle blok apartmanlar yapılacak. Sonra? Sonra 3 milyon lira daha vereceğiz size. Sanırım anlaştık. Ne derler? Paranın yüzü, validenin gözü. Sen ne eşi olacaksın sen? Anlayamadım beyefendi. Dükkanındaki bütün malları satın alıyorum. Şöyle fiyatları bir öğrenelim. Kiremitler? Tane 25 lira. Biraz kazık 10 lira. Ama... Aması maması yok. Şu çıkma kapılar, pencereler... 600, 800. Hayır, 100, 200. İflas ederim. İtiraz etme, zabıtayı çağırırma. Şu kumlar ne kadar? 80 küreği 400 lira. Ne? Bana bak, sen ya dayak yememişsin ya hesabını bilmiyorsun. Kum bu ya, altın tozu mu? Kumun arabası 200 lira. Ama imkansız, iflas ederim. Kızdırma. Şikayet edersem seni de kimse kurtaramaz. Muhtar benim, unutma. Güvenlik kuvvetlerini çağırırma. Şu biriketler ne kadar? 20 lira. Hayır, 5 lira. Yetti be. Yetmez. Bundan önce kazıkladıklarına say. Şimdi öp elimi, barışalım. Öp lan. Önce ağzını sil bakayım. Siktir git lan. Sevgili vatandaşlar, bir hayırsever yıkılan kondularınızı yeniden yapmak, harap olanlarını onarmak için malzeme almak üzere 2 milyon lira verdi. Ben de o parayla sizlere inşaat malzemesi aldım. Yıkılan evleriniz yeniden yapılacak. Yalnız bir şartım var. Mahallemizde okul yok. Çoluk çocuk ta uzaklara okumak için gidiyor. Perişan oluyor. Bir okul yapacağız. El birliğiyle bütün vatandaşlar yeni okul inşaatında bedava çalışacaklar. Kabul mü? Kabul! Buyurun. Kimin ne ihtiyacı varsa gelip alsın. Sağ olasın aslanım. Ver elini öpeyim. Aman ana, ben öpeyim, yapma. Sağ ol.
okulun kiremitleri yüklendi mi? Sayende yüklendi. Allah razı olsun. Ne oluyor ya? Sen adi, yalancı, dolandırıcı, suratına tükürülecek bir... Alırım ayağımın altına. Bu haydut dün gece babamla anlaştı. Evlerinizden atılmanız için sizleri de sattı. Tam 2 milyon lira rüşvet aldı. Yalan mı? Doğru. Ama o parayla evleri yıkılan insanlara evlerini yapmaları için gerekli bütün malzemeleri aldım. Anlamadım. Anlarsın. Daha bitmedi. O parayla daha neler yapılıyor gel gör. Gel bakayım. Nereye götürüyorsun? Yürü diyorum. Bırak beni. Yürü. Bak burada ne yapılıyor biliyor musun? Niye kazıyorlar öyle? Babanın milyonlarına mezar. Okul inşaat temeli. Yanlış anlamışım affet. Hayatımda gördüğüm en kuvvetli, en namuslu, en şeker erkek sensin. Dur, dur kız ayıp oluyor ama. Ayıbı filan yok bu işin, affet beni ne olur. Kız bakıyorlar, kendine gel. Bana bak, huylanıyorum ha. Herkesin içinde yatırırım ha. Dur kız, ah fena oluyor. Oh. Seni anlamak gerçekten zor. Çok garip bir insansın. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Yaptıkların çok güzel, iyi şeyler. Ama bütün bunları niçin, neden yapıyorsun? Kovboylar iyilik yapmayı sever. Vahşi batının kanunu böyle. Atımla gezerim, iyiyi severim, kötüyü ezerim. Şapkanı neden çıkardın? Giysene, sana çok yakışıyor. Yakışıyor değil mi? Hem de çok. İyi mi? Evet. Aşı Batı'nın bütün kızları da öyle diyor. Oh. Kötü oluyorum, fena şeyler...